Bu vatan kimin? Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakıt olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Bir destandır 15 Temmuz. Biz millet olarak her dönem destan yazmaya alışığız. 1071, 1453, Çanakkale, Sakarya ve 15 Temmuz 2016. Genelkurmay Başkanlığı karargahında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup FETÖ mensubu subay tarafından başlatılan darbe girişimi 22 saat içerisinde sonlandırılmıştır. Bu darbe girişimini Yurtta Sulh Konseyi diye bir grup adlandırılmıştır. Darbe girişimini, her darbeyi 12 Eylül 1980 darbesini olduğu gibi yine TRT'den Tijen Karakaş tarafından yayınlanan bildiriyle ordular yönetime el koyduklarını ifade etmişlerdir. Ülkede sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan eden o grup bir takım yaptırımlara başlamışlardır. Tabii neler oldu o gece? Çok hızlı bir şekilde anlatalım. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü bir grup asker tarafından kapatıldı. Tabii o gece bu gruplar tarafından sadece İstanbul'da değil, Ankara'da F-16 savaş uçakları meclisi 4 kere bombaladı. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni bombalama girişiminde bulundular ancak başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanımıza Muğla Marmaris'te otelde suikast düzenlediler. Yine başarılı olamadılar. Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ı ve birçok kuvvet komutanını yine tutuklayarak belirli bir yerlerde gizlediler. Gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine bir FaceTime CNN Türk'te Hande Fırat'ın programına katılarak orada halkı sokağa çıkmasını ve bu darbe girişimini engellemesini çağrıda bulunduğu anda 15 Temmuz'un hain FETÖ darbesini önleyici durumu ortaya koydu. Şimdi 15 Temmuz'u demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anıyoruz. Ve o gece sokağa çıkan birçok vatandaşımız, 81 ilde birçok vatandaşımız, bazıları şehit, bazıları da gazi oldu. Konuğumuz, bu geceyi anmakla ilgili konuğumuz, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Özsoy hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi o gece yaşayan biri olarak tabii çok zor şartlarda ülke bir anda ne olduğunu anlamadan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 250'ye yakın şehit ve 1200-1300 civarında 2196-2200 civarında da gazi verdik. Tabii o gece neler yaşandı hocam? Yani siz canlı olarak bu bir organizasyondu ama sizin, bizim de halkın da bu organizasyonun içerisinde bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizle o gece neler yaşandı? Şimdi tekrar beni buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için buraya toplamamız da güzel bir olay oluyor. Çünkü şöyle, bugünü anmanın asıl önemi, tabii resmi tatil de ilan edildi artık ama bugünün anmanın asıl önemi 248 şehidimizin rahmetle anmak. Onların bize bıraktığı, aslında demokrasinin demokrasiyi yaşatabilmeyi bize gösterdikleri bu destansı geceyi anarak, onlara da rahmet dileyerek ben başlamak istiyorum
Bu vesileyle de biz her 15 Temmuz programında olduğu gibi şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Tamam. Bizim cephe kardeşlerimiz. Şimdi 15 Temmuz gününün ehemmiyetini tabii belki ilk döneminde, ilk günlerinde anlayamasak da sonradan daha önemli hale geldi. İnsanlar demokrasinin ehemmiyetini 2016 yılında tekrar hatırlamak durumunda kaldı. Çünkü sonuçta Cumhuriyet kurulduktan sonra aradan epey yıllar geçti. İşte 80 darbesi dediğiniz gibi, 28 Şubat postmodern darbe. Bunlar bu ülkede yaşandı. Ancak 15 Temmuz'da tabii yine bir darbe girişimi oluyor. Ve bu bir terör örgütü tarafından yapılıyor. Fethullahçı terör örgütü tarafından. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın da tabii orada öngörüsüyle vatandaşlarımız meydanlara davet edildi. Demokrasiyi gösterebilelim diye. Bunun örneğini nerede gördük? Ukrayna'da görmüştük daha önce. Vatandaşlar sokağa çıkıp demokrasi haklarını savunmuşlardı. Yani kendi en azından özgürlük haklarını. Biz 15 Temmuz'da da demokrasinin ve Türk milletinin bağımsızlığının önemini göstermek adına sokağa çıktık. Tabii o gece yaşananlar tekrar film şeridi gibi çoğu VTR'de, çoğu videoda, çoğu sosyal medya ağında görüldü. Vahşice şeyler yaşandı. Vatandaşlarımızın hiçbir şeyden habersiz meydanlara inip demokrasi ve hak, adalet arayışını, bağımsızlığı için meydanlara çıktığında başına bunların gelebileceğini tabii ki tahmin etmedi. 251 şehidimizin başına geldiği gibi. Bunların arasında sivil vatandaşlarımız yoğunlukla var. Tabii aralarında polislerimiz var. Şehit olan özel harekat Gölbaşı'nda özel harekat bombalanmıştı. Orada şehitlerimiz var. Hepsine Allah rahmet eylesin tekrardan. Hocam şöyle bir şey, sözünü keseceğim. Çünkü o kadar çok konu var ki, anlatacak o kadar mevzu var ki, sözünüzü de zaman zaman keseceğim. Şimdiden özür diliyoruz. Herkes gibi bir beklenen bir darbe değildi. Yani belli bir kesimin bildiği ve belli bir kesimin planladığı bir darbe süreciydi bu. Yani herkes tatildeydi. Herkes gezmelerdeydi. Sabah akşam 10 civarı, 9-10 civarı olan bir olaydı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hatta ben bunu duyduğum zaman bir basın mensubu olarak kızım dedi bana bunu. Dedim ki kızım, darbe yapılacak bir mevzu yok yani. Ekonomide de bir sıkıntı yok, orada da yok. Yani geçmiş dönemlerdeki darbeleri en azından 12 Eylül'ü hatırladığım için darbe yapılacak bir şey yok dedim. Yani burada ne darbesi? Sonra şeye girdim, internete girdim, baktım, televizyon açtım, baktım böyle bir süreç oldu. Halk hazırlıklı değildi zaten. Halk sokaktaydı. Kesinlikle. Zaten. Yani sonuçta hani evlerine, yaz dönemi, evlerine yeni giden, gitmek üzere olan bir süreçti. O saatlerde, evet. Siz bunu duyar duymaz ne yaptınız? İlk tepkiniz ne oldu? Yani nasıl bir süreç işledi sizin için? Şimdi şöyle, ben o gün bizim kardeşimin bir iş yeri var. İş yerinde biz arkadaşlarla oturuyoruz. Tabii benim kendi arkadaşlarım misafirin orada. O sohbet ederken bir telefon geldi bir arkadaşımdan. Şehir dışında olan bir arkadaşımdan. Darbe girişimi olduğuna dair ama o İstanbul Boğazı'nda, Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığı ve bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Tabii o ara sosyal medya ağlarına baktık hızlıca. Ben darbe girişimi ya da kalkışma herhangi bir şey anlamadım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile de alakası olduğunu göremedim ilk etapta. Sonra tekrar aradım arkadaşımı. Sordum yani nedir? Dedi ki hatta dedi Genelkurmay Başkanlığı'nda da aynı mevzu var. Yani İstanbul Boğaz Köprüsü değil sadece. Ankara'da Genelkurmay'da da var bu olay. Ha, öyle mi falan derken tabii 4 kişi oturuyorduk. Onlar da tanıdıklarını aradı. Onlar da Trabzonlu arkadaşlarım. Onlar da aradılar arkadaşlarını, çevrelerini ve biz bunu netleştirdik. Yani bir kalkışma olduğunu netleştirdik. Orada kendi aramızda bir plan yaptık. Bir saat sonra falan buluşalım, tekrar gidelim diye. Ben tabii biraz heyecanlıydım. Acaba gerçekten böyle bir ihtimal var mı? Tabii insanın aklına gelmiyor. 2016 yılı diyorsun yani, işte dünya bu kadar modern bir yer yerken de böyle darbe falan Türkiye'de olma ihtimali tabii göz önüne gelmiyor. Yani benim hiç aklıma gelmedi. Ama dedim bir sıkıntı olduğu belli. Şimdi İstanbul Boğazı'ndan bazı resimler görmüştüm. Ben de o vesileyle çıktım o saat 21 civarı. 21 civarı Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne geldim. 21.10 civarı Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne aracımı park ettim. Orada bir topluluk var. Yani 10-15 kişi orada insanlar
Tam Genelkurmay Başkanı'nın önünde oradaki bazı askerlerle konuşuyorlar ne oldu ne bitti. Ama yani sözünüzü keserek tekrar bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımızın daha FaceTime'dan CNN'le bağlanıp Hande Fırat'ın programına bağlanıp da sokağa çıkın demeden önce siz evet ben sokağa çok önce çıkmıştım evet. Orada bir genç arkadaşlar da vardı benim gibi duyup gelenler. Çünkü Ankara'da başka bir şey duymadık. Yani Ankara'da tank hala yok, uçak sesleri yok. Ama İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını biliyoruz ve Ankara'da Genelkurmay'dan bir darbenin zaten ilk böyle haberlere ilk böyle çıktı. Genelkurmay'dan yönetiliyor darbe. İstanbul'da da Boğaz Köprüsü kapatıldı diye. Biz de Genelkurmay'a gittik. Silah sesleri duyduk tabii. İçeriden silah sesleri geliyor. Oradaki asker bize kapıdaki görevli rütbeliydi ama içeride bir talim olduğunu, atış talimi yapıldığını ama akşam 9'da atış talimi olur mu dediğimizde yok bunlar normal burada böyle şeyler falan. Ama sohbet şeklinde yani anormal bir durum söz konusu değildi. Bazı insanlar tabii orada tepki gösteriyor askere. Bazıları arkadaşlar sakin olalım sonuçta bizim askerimiz şeklinde telkinde bulunuyor. O sırada tabii aradan 10-15 dakika geçti. Biz tankların geçmeye başladığını gördük Kızılay'dan. Bakanlıklara doğru iki tane tankın ama sorun çıkarmadan geçtiğine. Yani sadece tank, yani tabii asfaltta hiç hayatımızda tank görmediğimiz için bizim en azından yaş itibariyle. Oradan tanklar geçince biz anormal karşıladık. Asker dedi ya dedi bunlar da normal dedi. Yani bu dedi sonuçta zırhlı birlik Ankara'da, Mamak'ta da var. Ama ne diyorlar? Yani sokağın yani, Kızılay'ın ortasında Genelkurmay'ın... Biz de öyle söylüyoruz. Ne diyorlar yani bunu? Diyoruz, normal olan şey ne orada? Normal diyor çünkü Mamak'tan Etime Su'da geçiyor tanklar diyor. Böyle şeyler normal. Size denk gelmemiştir falan. Tabii bizi ikna etmeye çalışıyor. Ondan da bir 15-20 dakika sonra belki yarım saat TRT'deki açıklama. Hani biz duymaya başladık. Telefonla arandı bazı arkadaşlar. Tabii orada 30-40 kişi olduk. Kalabalık. Herkes arabasını oraya park etmiş. Tanımıyoruz. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Birbirine bağıranlar işte birisi diyor ki askere karşı terbiyesizlik yapmayın falan filan. O arada şey geldi. Bir insanlar haber oldu. TRT'yi açın. Biz TRT'yi açtık. Tijen Hanım orada konuşmaya başladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur şeklinde. Biz onu tam Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde haber aldık. Orada da tabii o konuştuğumuz, daha önce konuştuğumuz rütbeyle kapıdaki askerle diyalog halindeyken bu kez o çok sert çıkışmaya başladı. İşte defolun gidin evinize. Sokakta ne işiniz var? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hepinizi vurursun. Yani yalanları ortaya çıktı. Aynen. Yani aslında bize o kadar iyi niyetli davranmasının sebebi bunu bekliyordu. Yani bir şey bekliyordu. Çünkü kıvılcımın ateşlendiğini onlar farkındaydı. Ama biz sivil vatandaş bilemez. Yani hiçbirimizin elinde bir şey yok. En fazla cep telefonlarımız var. Yani insanlar bilmiyor. Orada tepki, ben biraz fazla tepki gösterdim kendi adıma. Fazla tepki gösterince işte bana silahın arkasıyla yüzüme doğru bir darbe vurdu dipçikle silahla. Ne yani savunması neydi orada? Yani? Küfür etti. Ben de küfür etmemesini söyledim. İşte ben istediğimi bunu yaparım. Evinize defolun gidin. Sonuçta dedi şu andan itibaren Türkiye'deki yönetim bizim elimizde dedi. Ne dedi? Sunucu ne diyor size? Anlamıyor musunuz dedi. Okumanız yazmanız yok mu dedi. Bak ne diyor? Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Yönetim bizim. Evinize gidin diyorsa gideceksiniz. Defolup gideceksiniz falan şeklinde. Hitap edince bunu ben de... Rütbeli mi? Rütbeli ya büyük yani yüzbaşı ya da binbaşıdır öyle. Ben çünkü Sincan'daki mahkemelere de katıldım. Biz ağır cezada, biz de sonuçta bir tarafız yani. Çoğu gazimiz de katılıyor. Bayağı 2-3 yıl takip ettik biz davaları. Orada biliyorum kim olduğunu. Hani direkt yüzleşmede oldu. Kim olduğunu yüzleştirdiler biz onlarla. Yani bu muydu, o muydu, sizi vuran kişi bu mu şeklinde. Biz onları biliyoruz. Bu şekilde biz oradan vatandaşlar benim daha çok hani başıma bir iş geldi. Çünkü asker bana öyle sert davranınca sağ olsun oradaki sivil vatandaşlar da beni o olay yerinden biraz uzaklaştırdı. Uzaklaştırdığı noktaya gelince de Kızılay'dan yukarı cadde Atatürk Bulvarı'ndan çıkan nokta. Aracımı oraya park etmiştim. Oraya geldim bir baktım tanklar hareket halinde. İşte Kanal 7 muhabirleri falan vardı orada biz tanklar geçerken. Orada da bir iki tankı durdurmaya çalıştık. Üzerine çıktık vesaire. Tabii orada ben gerçekten hani bu hain girişimin gerçekten olduğunu anlamadım. Yani ben o aşamada anladım. O aşamaya kadar anlamamıştım. Çünkü o dipçikte... Yani tankları görene kadar mı yoksa? Yok o askerin tutumunu görene kadar. Tabii tankları görene kadar şu tankları görünce artık dedim evet gerçekten bir darbe oluyor. Çünkü benim hani anımsadığım belgesellerden gördüğüm 28 Şubat'taki postmodern darbe Sincan'da tankların yürümesi. Onu biliyorum. Ve tankı evet. Da sokakta görünce otomatikman onu aklıma geldi dedim. Ve mesela o tanklar artık hani ikinci, üçüncü geçişleri ve artık araçları ezerek geçiyordu o tanklar. Yani işte bir arabayı ezdiler. İşte vatandaş önünde veya değil önemsiz yani direkt üstlerinden geçme durumunda. Hiç frenleme falan yok. Şimdi onu da soracağım Hasan Hocam. Şimdi alanlarda birçok haber kanallarında
Ve sizin gibi gazi olanların da o konuştuk, dinledik. Birçok şeyler anlattılar. Yani tankın üzerine çıktılar, tankın altına yattılar. Tank hızlı gelirken aradan tankın altından geçenler oldu. Evet, öyle bir arkadaş. F-16'lar geçerken ona işaret edip sapanla taş atanlar oldu. İn aşağı, göstereyim size günü. Yani bu ruh Türk milletinin asil bir millet olduğunu ve vatanlığın söz konusu olduğu zaman gerisinin hiçbir anlamı olmadığını, teferruat olduğunu ortaya koyuyor. Siz o duygular içerisinde orada birçok arkadaşınızla mücadele ettiniz. O mücadele anda yaşadığınız anekdotları kısa kısa anlatır mısınız? Tabii. Şimdi orada mesela ben şöyle ifade edeyim. 15 Temmuz gecesi tanımadığım ama sanki doğduğum günden beri kardeşimmiş gibi hissettiğim insanlar vardı. O gecenin belki adrenalini, belki o gecenin ehemmiyetiyle alakalı. Tabii sonradan biz bazılarıyla tanıştık, bazılarıyla denk geldik. İşte bir davete katıldığımızda dedim ya sen işte benim yaramı saran kişi değil miydin? Mesela ben ayağımdan vuruldum. Kanamamı durduran bir çocuğu ben daha sonra bir iftar davetinde gördüm, gazilerin katıldığı. Tabii bizim için o gecenin hani ilerleyen saatlerinde senaryo değişti. Bu arada yani hani Cumhurbaşkanı açıklama yapmış olsa bile Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra sokağa çıkanlar var. Ama askerin bu kadar sert davrandığını görüp evine geri dönenler de oldu. Yani 15 Temmuz'daki büyük ihtimal videoları izlerseniz olayların yaşandığı zaman o kadar büyük bir kalabalık yok. Yani o kadar yoğun insan göremezsiniz. Belli bir top kalabalık ama öyle insan izdihamı değil. Çünkü ben o hani meydanda olduğum için söylüyorum. Sonuçta insanların canı var. Vurulduğumuzu görüp, mesela benim vurulduğumu görüp iki kişi geldi yanıma. Ne oluyor dedi. Vuruyorlar dedim. Evet, o zaman biz buradan yani arkadaş ikna edip olay yerinden uzaklaştılar. Şimdi o gecede tabii o geceden sonraki yaşanan süreçte işte meydanlara insanlar geldi. Demokrasiyi göstermek için ama o gecede tutum biraz daha farklıydı. Askerin bu kadar yani hain FETÖ'cü askerlerin bu kadar sert tutumu aslında vatandaşın bir kısmında da korkuya sebep oldu. Ama bir kısmında da ben samimi olarak söylüyorum. Yani Çanakkale'yi görmedik ama hissettik diyebilirim. Yani ben o gece öyle çocuklar, öyle kadınlar, öyle yaşlı amcalar gördüm ki yani kahramanlıksa evet ben o adamın kahraman olduğunu iddia edebilirim. Yani koskoca bir tankın önünde duran bir amcanın çekilmediğini, tankın üzerinden geçmesine rağmen önünden tutunup, videolarda da var bu, çekilmediğini canlı gördüm. İşte bir kadının Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne vurulmasına rağmen elinden Kur'an'ı düşürmeden okumaya devam ettiğini gördüm. Gencecik çocukların bir tanesi paketçi, kurye, motokurye, yaralı taşıdığını gördüm. Yani motokurye kendisine yaralıları biz onun motoruna bindiriyorduk. Abi siz bindirin ben götürürüm diyerek kendisine bağlayıp götürdüğüne şahidim. Şimdi tabii o çocuk belki vurulmadı, gazi olmadı, belki şehit olmadı ama benim için o gecenin gizli kahramanları çok fazla. Bunu oradaki insanlar görebildi. Belki televizyondan da yansıyanlar oldu. Ama milletimizin çoğu görmedi. Bu adamlar gerçekten gizli kahramanlar. Tabii Çanakkale'nin bir yansıması mı diyebilir miyiz deriz. Ben öyle düşünüyorum. Çanakkale zaferi tabii o noktaya getirmesek de bugünkü konjonktürde 2016 yılında şimdi hani şey derlerdi hep bize ya ülkeyi sen mi kurtaracaksın falan derlerdi. İşte 15 Temmuz 2016'da ülkeyi kurtaran bir takım gençler demek ki olabiliyormuş. Evet. Cumhurbaşkanımızın açıklaması olaya sizin tarafınızdan tabii ne yön verdi? Yani nasıl şöyle, bir süreç oluşturdu? Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra tabii biraz insanlar cesaretlendi. Ben de kendi adıma söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı FaceTime'la bağlanınca tabii anormal bir durum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı görüyorsun, yıllardır gördüğün adam. Arkasında perde var. Durum kritik olduğunu biz anlayabildik. Aslında bize yansıyan benim orada, onu da biz Genelkurmay'ın orada gördük biz Cumhurbaşkanı konuşmasını. İşte bazı arkadaşlar... Cep telefonlar. Vatandaşın biri bağırıyor, Cumhurbaşkanı konuşuyor falan diye hepimiz toplanıyoruz. Bakıyoruz işte halkımızı meydanlara davet ediyorum falan diye konuşup arkasında perde var. Ben aslında orada da durumun ne kadar kritik olduğunu anladım. Tamam bir darbe kalkışmasının farkındayız. Tankların yürüdüğünün, askerin bizi ateş etmeye başladığının farkındayız ama Cumhurbaşkanı'nın da bu durumda görünce durumun ne kadar kritik olduğunu anladım. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı nasıl bir perdenin önünde konuşur, nasıl FaceTime'da konuşur diye normalde stüdyo olması lazım. İşte bu adam normalde öyle konuşur. İlk defa biz öyle canlı görünce dedim ben bir şu an ufak bir şok yaşadım. Dedim ki evet durum çok kritik. Buradan kendi adıma söylüyorum. Ölmek var, dönmek yok. Demek ki ülkede büyük bir sıkıntı var. Yani Çanakkale ruhunu
Ben dönmedim, evet. Yani evet. Biz orada yaşadık. Yani çok dönmeyen insan gördüm. Çok mesela vurulmasına rağmen ben 5-6 mermi bacağında küçük, yani 9 milimetreyle yaralanan bir abimiz vardı. Tanımıyorum, ismini de bilmiyorum ama mesela o da bir kahraman. Vurulmasına rağmen dedi ki ben bunlarla ölmem dedi. Ve tekrar Genelkurmay'ın önüne gitti. Tekrar işte. Amacınız neydi orada? Benim bir süreden sonraki amacım, yani saat 3'ten sonraki amacım aslında hatırlarsanız helikopter bir tarama yaptı. Evet, evet. Genelkurmay'ın o caddeyi taradı, evet. Deniz Kuvvetleri ile Genelkurmay'ın arasında. Evet. Biz oraya yaralı taşıyorduk zaten. Tarayınca daha çok yaralı oldu ve benim oradan aslında gidememe sebeplerimden birisi, tabii ki korktuk, tabii ki çekindiğimiz anlar oldu. Çünkü yanımdaki adamın işte boynundan mesela yara aldı, boynu koptu. Yani o an can verdi. Şehit oldu. Şehit oldu. Orada rahmetli oldu. Cep telefonu çaldı mesela, o önemli bir andı benim. Yani hayatımdaki bir, hiç unutmayacağım bir andı. Kızı arıyor. Cep telefonu çalıyor. Ben telefonunu aldım, baktım. Canım kızım yazıyor. Mesela geri cebine koydum, açamadım telefonunu. 5 dakika önce şehit oldu. 5 dakika. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunlar yaşanırken tabii kendi gururuma da yediremedim bir süre sonra. Dedim ki ya ben buradan gidemem. Bu kadar yaralı yerde yatarken, işte insanlar çığlık atarken ben buradan gitmemem lazım. Benim gibi de bir sürü insan gitmedi. Tabii kendi adıma konuşuyorum ama bir sürü insan. Hadi arkadaşlar bu yaralıyı taşıyalım. Hadi arkadaşlar şu yaralı. O arada tanklara çok müdahale edildiğini duyduk. Biz tabii burada da enformasyon bize geliyor. Yani diyor ki birisi işte bak Sıhhiye'de diyor bir tank durdurulmuş. Tankları durdurabiliyormuşuz. Bize haber geldi. Tabii o Sıhhiye'de durdurulan zırhlı piyade taşıma aracı. Hatta görüntülerde var. Askerin çıkarıldığı, polisin ona sarıldığı görüntü. O orada Sıhhiye'de. Onu duyunca tabii vatandaş daha da cesaretleniyor. Ha bak yapabiliyormuşuz şeklinde. Biz tabii ben de orada dedim ki hadi yaralıları taşıyalım. Biz o tabii tankların durdurulduğu bilgisi bize geldiği gibi hainlere de gidiyor. Bir süre sonra fark ettim ki Genelkurmay içine tanklar girmeye başladı. Yani aslında Genelkurmay'ı koruyacaklar. Önüne park edip Genelkurmay'a girişi engelleyecekler ki videomda size göndermiş olduğum videoda o sahne var. Zırhlı piyade taşıma aracı önümüzde. Biz dedik ki ben tabii askerle konuşuyorum. Bir ateş etti. Havaya mı ateş etti, vatandaşa mı ateş etti göremedim. Bir ateş etti. Şarjörünü boşalttığı sırada kalktım ayağa. Yanına gittim dedim bak sen de bu ülkenin vatandaşısın ben de. 5 dakika ateş etme şuradaki yaralıları taşıyalım önünde. Yani bunu biz bir Türk subayına, hain evet, bir Türk subayına söylüyorum. Evet, az subaymış bu arada. Yani Türk'ü kaldırdık orada. He, kaldırdık. Hain bir haine subaya söylüyorum. Söylüyorsun evet. Ki bunu birçok savaşta... Ya tabii savaş suçudur. Yani bir silah olmayan birini, teslim olan birini ya da vurma diyen birini vurmak savaş suçu bir kere. Yani bir kere insani değil. Karşımızda ben şunu deseniz ki hani siviller de elinde bir araç gereçle geldi. Sivillerde de şu, işte bıçak var, mızrak var desen belki o adam nefsi müdafaa adına yaptı deriz. Ama hiçbir şey yok ve ben rica ettim. Yani dedim ki bak sen de bu ülkenin vatandaşısın, ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Sen askersin, ben öğretim. O zaman da öğretim görevlisiydim. Dedim yapma, şu vatandaşları alın. Bak 4 kişi yaralı var önünde ZPT'nin. İleri geri de yapmayın, alalım çekilelim. Hiç cevap vermedi. Bir ruhla konuşma, yani bir hayaletle konuşuyorum sanki. Gözleri bomboş bakan bir adam. O ara biz yaralıyı aldık 4 kişi. Tanımadığım 3 kişiyle. Taşırken bizi de taradı. Aynı kişi mi yani? Aynı kişi. Şarjörünü boşaltıyordu zaten. Şarjörü değiştiriyordu zaten. O ara şarjörünü değiştirmiş. Hatta bir kişi bizi vurulduktan sonra yere düşünce bir kişi kaldırdı. Tabii küfür ederek onlara küfür ederek bizi kaldırdı. Dedi ki silahı değiştirmedi bile şarjörü dedi. Boş silah verdi alttan dolu verdiler diyor. Yani zırhlı piyade taşıma aracının içinden biri sürekli silah doldurup buna uzatıyor. Silah şarjörünü bile doldurmak için vakit kaybetmedi yani bizi vururken. O ara biz vurulduk tabii ZPT'yi kullanan herhalde içindeki hain asker şöyle çevirdi. Böyle çevirince biz önünden gittik onun. Biz o ara yaralıları taşımaya devam etti. Tabii ben o şokla yere düştüm. Şimdi vurulunca ayağımıza böyle tekme yemiş gibi ben ilk defa vuruldum bilmiyordum. Yani nasıl vuruldum. O adrenalinle acımadı. Ama bir panik var yani çünkü çok fazla görüntü gördüm. Ayağımın koptuğunu düşündüm. Hiç bakmadım. Ben bir 2 dakika ayağıma doğru hiç bakmadım. Ama yürüyebildiğimi fark ettiğim için alta doğru bakamıyorum. Sadece yürümeye devam ediyorum. Yaralıyı tekrar kaldırdık biz onu tekrar götürmeye çabaladık. Oradan sivil... Bu arada siz de yaralısınız ama. Biz de yaralı, ben de yaralıyım. Yanımdaki diğer ayağını tutan vatandaş şehit olmuş daha sonra öğrendim. O da boynuna gelmiş. O tararken aslında şey taramıyor. Yani hani ayaklarından vurayım da dedi değil. Normalde kafasına göre tarıyor. Belki yerden sekip onun boynuna girdi. Belki gerçekten yere doğru taradı. Bilmiyorum. Biz o yaralıyı tekrar taşıdık. Bir tane tabii o gecenin yine bir kahramanı. Bir tane pikapla geldi. Rizeli bir abiydi tanımıyorum.
Arkaya doldurduk pikabın yaralıları. Bana dedi ki sen de vurulmuşsun dedi. Ayakkabımı çıkardım çünkü. Ben baktım 2 dakika sonra baktım hiçbir şey yok. Delik var. Ayakkabımı çıkardım. Sen de vurmuşsun. Ayağında kanama var dedi. Sen de gel hastaneye. İlk hastaneye girişim orada. 29 Mayıs Dikmen Hastanesi. Dikmen Caddesi'ndeki 29 Mayıs Hastanesi'ne gittik. İlk yaralıları oraya götürdük. Bizim en azından o hastaneye giden ilk yaralılar bizim götürdüklerimizdi. Tabii hastanedeki görevliler herkes şok halinde. Ben de gayri ihtiyar işte Allahu Ekber nidalarıyla girmişim hastaneye. Normal Türk askerinin Mehmetçiğini yaptı. Aynen yani o an idrak edemiyorum. Ben daha sonra başhekim yardımcısı bir hanımefendi benim evime bulmuş beni kameralardan. Ziyarete geldi. Görüntüleri de getirdi. Ben orada anladım. Yani ben oraya öyle girdiğimi hatırlamıyorum bile. Öyle girmişim. Ben öyle girince ben işte doktorlardan birisi durdu. Ne oluyor dedim. Ben de şey demişim. Onu da hatırlamıyorum da. Çok şehit var. Çok insan yaralı. Çok insan ölüyor. Teyakkuzda olun. Bütün doktorları çağırın. Bütün sağlıkçıları çağırın. O arada biz o pick-up'tan 7 yaralı indirdik. Ben de yaralıydım. Ben sadece şey rica ettim. İşte benim ayağımı sarın ben geri döneceğim. Orada da bir abi daha vardı. Onun da bacaklarından vurulmuş. Şey dedi ya bundan bir şey olmaz. Benim bacağımı sarın ben geri gideceğim. Biz onunla o abiyi tanımıyorum yine. Tekrar Genelkurmay'a döndük. Ticari taksiyi ikna etmeye çalıştık. Parasıyla ikna edemedik. Bir yere kadar götürdü bizi. Taksi şoförü sağ olsun yine arabasını aldı. Genelkurmay caddesine girmedi. Oraya yakın bir yere bıraktı. Ben daha fazla ilerlemek istemiyorum dedi. Benim de sonuçta çoluğum çocuğum var. Ben geri döneceğim. Tamam biz de orada indik. Tekrar Genelkurmay'ın önüne doğru. Bir 5 dakikada falan yürüdük. Çünkü artık şeydi bizim için. Hep deriz ya yani ya şehit olacaksın ya da savaşı kazanacaksın. Şimdi oraya gelecektim. O şuurla mı hareket etmeye başladınız? Belli bir evet. Süreçten sonraki şuurun yani hastanede Allah-u Ekber nidalarıyla ve dönüşünde yaralı oldun. Çünkü biz geçmişimizde en yakını Sakarya, Çanakkale. Çanakkale'de hı hı. Biliyorsunuz 250 bin insanımız şehit oldu. Onlar da aynı şuurla hareket etti. Vuruldu, kolu çıktı. Hatta bir şey vardır. Komutanım mermim bitti diyen bir askere oğlum tetiği çeken şeyi parmağın kopmuş hı hı. Farkında değilsin diye bir ibare kullanılmıştır. Şimdi siz de aynı şuurla geri döndünüz. Orada bizim aslında çok daha merak ettiğimiz askerlerle diyaloglarınızda hiç bilmeyen askerlerin olduğunu, o diyaloglar geçti mi aranızda veya tankın üzerinde olduğunu söylüyordun. Hı hı. Tankın üzerine çıkıp ne yapmaya çalıştın? Nasıl bir şuurla o aslında ben söyleyeyim yani tankın üzerine ilk çıktığım zaten o aşağı o vurulmadan önce olan bir durum. Tankın üzerine çıktığımda ben durdurabileceğimi zannediyordum. Ama tankın öyle bir alet olduğunu üzerine çıkınca anladım ki durdurabilir bir alet değilmiş. Tabii zırhlı piyade taşıma ayrı. Şimdi onun egzozu falan var ama tankın yok. Yani tankın arkası komple bir egzoz şeklinde. Ben oraya zaten tutunarak çıkmaya çalıştığım sırada şuralarımı yakmışım. Ben buralarımı da tedavi aldım. Yani kolum komple ikisi de yanmış tuttuğum için. Ben tankın öyle bir alet olduğunu hiç görmedim. Yani o şekilde büyük bir şey. Sabra tankı diye geçiyor bizim envanterimizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. En büyük tankımız oymuş zaten. Oradan çıkamayınca palet üzerinden çıkmaya çalıştım. Bir arabayı ezerken zaten görüntülerde var. Yeşil bir Lada aracı ezerken tam ben o Lada'ya basıyorum. O aracı ezmeye başlıyor. Oradan palete basıyorum. Paletin üzerinden tankın üzerine çıkıyorum. Tabii ilk refleks 2 kişi daha vardı. Ben çıktığımda zaten 2 kişi vardı. Bir amca vardı. O anahtarı çekti. Bu tankın üzerindeki kapağın anahtarı var. Ama bir top anahtar. Onu çekince tabii hangi anahtar olduğunu tekrar bulamadık. Yoksa açacaktık. Ya abi niye çektin diyorum. Heyecandan çektim dedi. Çektiği anahtar neydi? Yani kapağın tankı. Zaten üzerinde bırakmış asker onu. Tankın üzerine heyecanla çekince ben dedim. Çekti mi tankı? Yok aslında anahtarı bulamadık bir sürü çünkü. 20 tane anahtar var ama o takılı olanı çekti yanlışla heyecandan. Karıştı anahtarı. Abi nasıl bulacağız dedim. Bulamayız dedi. O tanka hiçbir şey yapmadım. Ben kabloları falan var. Tank alsaydınız ne yapacaktınız? Yani bu tank almak değil de içindekileri çıkarmaktı derdim. İçinde bir insan var. Aynen tank kullanamam. Ben yani hiçbir fikrim yok. Zaten açıldığını nasıl açıldığını da bilmiyorum da. Ama bu Avrupa'da manşet oldu ya. Yani tabii. Tankın üzerindeki bir Türk askerinin ben ertesi gün Türk insanının artık tankı durdurabileceğini ve Avrupa'da dünyaya korku saldı. Yani. Tabii ki tank bu, kovaladığımıza dair bir, videolar evet, var. Evet. Büyük bir gurur meselesiydi. Yani gerçekten tank orada şimdi alsaydınız, kullanmasını bilseydiniz ne yapabilirdiniz? Şahsi kanaatim ben yani orada tankın kullanılmaması taraftarı olurdum. Çünkü yani, belki geri elimizden alabilirler.
Yani hani belki gerçekten başka bir asker grubu gelip elimizden alır. O yüzden mesela tankı hiç kullanılmaz hale getirmek istedik. Zaten ben kablolarını falan çektim ama yani çok farazi, yani çok aslında işe yarar şeyler değilmiş. Sonradan öğrendik. Tespitin doğru. Çünkü bu Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra halk kamyonlarını, arabalarını, araçlarını hep askeriyenin çıkış noktalarına koydu. Hatta bazı havaalanlarının pistlerine park ettiler. Çıkışları engellediler. Tespitiniz gerçekten doğru. Bir tabii Fransa'da doğup büyüdüğünü, bir belli bir süre yaşadığını söyledin. Evet, gurbetçi bir ailenin çocuğu. Ancak şöyle de bir süreç var. İçindeki o şehit olma ve Türk askerinin, Mehmetçiğin yaşam tarzının birçoğunu o gece yaşadın ve yaşattın da kendince. Bu konuda size hiç engel olmaya çalışan aile bireylerin arayan, soran oldu mu? Tabii. Veya dönüşünü bekleyen oldu mu? Veya iletişime geçtiğin oldu mu? Şimdi iletişime bir saat bir yani 01-02 civarında işte annem vesaire annem aradı. Aynı zamanda tankın üzerinde videomu bizim tabii benim bütün akrabalarım yurt dışında Fransa'da gurbetçi hepsi. O arada Yozgat'talar, köydeler. Amcam beni Kanal 7'de görüp aramış annemi. Demiş ki... O gece. Evet, demiş ki ben Hasan'ı tankın üzerinde gördüm. Ara şu çocuğu evine gelsin. Başına iş alacak. Vesaire. Annemin de cevabı şu, sen Hasan'ı tanıyorsun. Gelmeyeceğini de biliyorsun. Arasam da gelmez. Daha sonra beni aradı. Neredesin? Dedim anne böyle böyle, buradayım. Tamam dedi. Allah'a emanet ol dedi. Dualarımı seninle dedi, kapattı. O da Sincan'da sokağa çıkmış annem. Aynı Allah zamanda. Razı olsun. Benim gelmeyeceğimi biliyordu. Ve ben o süreden sonra tabii telefonumu kapattım. O faali getirdim. Zaten ekran da kırılmış tanktan düştüğümde. Telefonu da direkt kapattım. Çünkü çok arama gelmeye başladı. Tabii olayın ilk heyecanıyla sosyal medyada birkaç paylaşım var size gönderdiğim videolar. Onları gönderince çok arkadaşım aramaya başladı. Ne oluyor, ne bitiyor şeklinde. Bu arada şehitlik hususunda şöyle, orada da bir anekdotumuz var. Biz meclisin önündeyken, genelkurmayın önündeyken tabii mecliste karşı karşıya çapraz. Olaylar böyle cereyan edince, arabalar ezilmeye başlanınca, ben tanktan düşünce tekrar oraya gittik. Yaralı, hatta genelkurmaya aslında yaralıydı, protesto etmiyor. Orada protesto ediyorduk, bağırıyorduk, çağırıyorduk. İşte insanlar işte asker kışlaya sloganlarıyla orada dururken birisi dedi ki, gençler dedi bu gece şehadet dağıtılıyor, şehitlik dağıtılıyor. Gelin abdest alalım dedi. Abi ben de dedim abi nerede alacağız burada abdest dedim. İçme suyu bulamıyoruz yani. O kadar herkes büfeler kapalı her yere git. Çünkü darbe oluyor yani, kalkışma var. Hiç kimse sokakta değil. Yani sadece biz direnirken sokakta. Hatta sigara kullananların sigarası bitti benim de öyle. Yani dedim abi nereden abdest alacağız? Dedi ki meclisinde de bahçesinde vardır fıskiye. Sizin gördüğünüz Saraçhane, görüntülere yansıyan şey şuydu. Saraçhane'de, İstanbul'da orada bir su havuzunun içerisinde abdest alanlar vardı. Aynısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde biz de orada bir fıskiyeden abdest aldık. Çünkü o öyle deyince aslında benim şehitlik algım o an geldi. Yani hani şunu diyemem ben. O zamana kadar ne yaptığını aslında çok fazla organize olmuyor. Adrenalin neydi? Evet, adrenalin neydi ama ölüp ölmeyeceğim, şehit olup olmayacağım hissiyatı yoktu. Ama öyle konuşunca dedim ki bu ilahi bir mesaj. Amca doğru söylüyor. Gidip abdest alalım. Bayağı orada kuyruk oldu yani 20-30 kişi. O öyle deyince 20-30 kişi gitti abdest almaya. Çünkü o heyecan vardı. Yani şehit olabilir miyiz heyecanı. Nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin tekrardan şehit olanlara. Bu onun da bir nasip olduğuna inanıyorum ben. Şimdi şey var Hasan Hocam. Tabii ki Ömer Halis Demirler, Erol Olçak ve oğlu, yine İlhan Varank, Ayşe Aykaç, Halil Kantarcı gibi çok önemli, özellikle Ömer Halis Demir'in çok önemli fonksiyonları oldu. Kalkışımın ilk müdahalesinde simge haline geldiler bunlar. Siz Ömer Halis Demir'in bu noktada böyle bir kahramanlık yaptığını nasıl yorumluyorsunuz? Kendi adıma ben yani çok büyük bir kahraman. O gecenin tabii bir sürü gizli kahramanı varken aslında en görünen, güvenlik kameralarında görebildiğimiz, emire itaatı gösteren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan bir şerefli Türk subayının
gerektiğinde gözünü kırpmadan emri yerine getirebileceğini gösteren birisiydi. Yani bu aslında Ömer Halis Demir'in yaptığı o gece Türk geleneğinde hem İslami açıdan hem Türk geleneği açısından bir Türk askerinin vatan için ne yapabileceğini gösterdi. En uç noktası buydu. Tabii bunun örneği Çanakkale'de Seyit Onbaşı'dır, Nene Hatun'dur bahsetmiştiniz gibi o gecenin bizim gözümüzde kahramanıdır. Yani benim adıma. Tabii Türk milletinin adına ama da. Ama sizler de 250 şehit verdik. Ömer Halis Demir de onlardan bir tanesi. Yani onu dışında bıraktığımız zaman 249'un da ayrı bir senaryosu var. Tabii hepsinin kendi başına bir senaryo ama en görüntüsünü alabildiğimiz. En görüntüsü, evet. Kamera altında. Evet, hem de emirle. Hem de emire itaat edip yani bir kesinlikle. Türk askerinin. Kesinlikle. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün "Meriniz bittiği zaman süngü takın, buradan dönmek yok" emri veya "Ordular ilk edilmeniz Akdeniz'dir" emrine itaat eden. İşte hep Çanakkale üzerinde duruyoruz. Evet. Bunun geriye gittiğimiz zaman işte Sakarya'sı var, İstanbul'un fethi var ki Ulubatlı Hasan'ın bir sürü ok yiyerek, bayrağı düşürmeyerek o surlara diktiğini. İşte yine Malazgirt'i var, geriye doğru gidebiliriz. Tabii, tabii. Yani şunu görüyoruz, Türk her yerde destan yazabiliyor. Ve tarih bakılmaksızın. Tarihe de bakmıyor. En sıkıntılı olduğu dönemde de hani çaresizlik bittiği yerde inadı başlıyor. Ve dünyada Türk'ün gücüne her zaman burada savaş gücüne boyun eğmiştir. Yani 15 Temmuz'da çok rahat o FETÖ hain darbe girişiminde özellikle Sarpsınız kapısında, Bulgaristan'da, Kıbrıs'ta, Romanya'da bekleyen bir sürü FETÖ'nün ileri gelen derecelendirilmiş insanları vardı. Evet. Yani biz bu işi gördük. Bu ülkeye gireriz, böyle yaparız, şöyle yaparız diye. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımın bu çıkışıyla beraber hepsi geriye döndü ve malum Pensilvanya'ya ikametgahlarına geriye döndüler. Şimdi şehitlik derken tabii yaralarınız oldu, vuruldunuz. Çok ağır da darbede alabilirdiniz. Yani büyük risk taşıdınız. Sizin gibi şimdi 250 tane şehidimiz oldu. Ancak hemen hemen 2200 civarında da gazimiz oldu. Hı hı. Gazilerimiz de destan yazdı. İstanbul'da çok ciddi müdahaleler olanlar oldu. Askeri ikna edip sürekli siz bilmiyorsunuz bak darbe olup telefonunda gösterenler oldu. Çocuk olan 20 yaşındaki genç eline silah yeni almış askerleri sokağa halkın üzerine süren oldu. Bu süreçte tabii ki sizin yaralanmanızdan sonra hastanede tedavi görüp tekrar geri dönmeniz büyük gurur ve onur gerçekten. Daha da ileri gidilebilir. Orada işte havadan tarama noktasında işte biliyorsunuz kutsal olan hiçbir dönemde hiçbir ülkede meclisin bombalandığı sadece herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde burada olmuştur. Ki mecliste o zaman meclis başkanımız 50 milletvekiliyle toplantı yaparken bir olay intikal etti. Ondan sonra da bütün milletvekillerimiz olağanüstü hale geldi. Ama yine de gözlere doymadı. İşte Gölbaşı'ndaki 37-40 civarında özel harekete şey yaptı. Ancak biz bu şeyi darbe girişimini 22 saat gibi kısa bir sürede dünyaya çok ciddi bir ders vererek, çok ciddi bir imaj oluşturarak verdik. Şunu gördük. Sizler Allah razı olsun. Bizler de tabii kendi çapımızda uzaklardaydık. Şimdi asıl olay Ankara ve İstanbul'da gerçekleşti. Biz kendi memleketlerimizdeydik. Biz de sonradan gecelere katıldık. Sabaha kadar nöbetlere katıldık. Ancak tabii ilk sıcağı sıcağına 22 saatlik bir süreçte bertaraf edilip işte Binali Yıldırım'ın, Sayın Başbakanımın yoğun çabası, Cumhurbaşkanımın yoğun çabası, yine İçişleri Bakanımız TRT'de yoğun çabası, Sayın Soylu'nun sokakta bir gezmesi, yani bu darbe için çok ciddi kahramanlıklarına örneği gösterdiler. Tabii şöyle bir şey var. Bu şehitleri bir tarafa koyduğumuz zaman gazilerimizde şöyle bir süreç oldu sonradan.
tespit edildi. İşte maaşa bağlandı. Bir takım çalışmalar yapıldı. Herkes gazi olurum diyen oldu. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Siz bu sıkıntılar içerisine dahil oldunuz mu? Veya nasıl bir süreç işledi bu şimdi, zaman aşımında? Yani gazilik makamıyla alakalı, gazilik unvanıyla alakalı bize herhangi bir ilk etapta bir bilgimiz yoktu. Tabii Binali Yıldırım eski başbakanımız, sayın başbakanımızın bir hatırlatması vardı. Ne dedi Binali Yıldırım? Ben size hatırlatayım. Dedi ki burnu kanamış olsa gazi olacak. Resmi olarak biz onları gazi ilan edeceğiz dedik. Ben tabii o gün işte bir hastaneye yaralı götürdüm. Ayağımı sardırdım. İkinci hastaneye yaralı götürdüm. Orası da Ulus'taki hastaneydi. Ulus Ankara Hastanesi'ydi herhalde. Üçüncü kendimin de sabaha karşı götürüldüğüm bir hastane. Ben baygın bir şekilde sabah 9'dan sonra Atatürk Hastanesi'ne götürüyorum. Ama o iki hastaneyi yaralı taşırken benim de yaralı olduğumu bildikleri için şöyle bir o dönem hastane yönetimleri tebrik ediyorum. Şöyle bir şey yaptılar. Girişinde, hastane girişlerindeki hemşireler bizim TC'mizi aldı sadece. Hepsi ismimi bile sormadı benim. Kimliğimi de almadı. Yeterliydi. Girerken A4 kağıdında TC'ni söyler misin dedi. Ben ama yaralı taşıyorum an dedim. Hanımefendi dedim, yaralıyı taşıyayım da söylerim TC'mi. Onu tanıyor musun dedi yaralı. Tanımıyorum dedim. Tamam. Onların herhalde cüzdanlarına falan bakıldı. Ben TC'mi verdim. Bu şekilde devlet, yani devlet yetkilileri bir süre sonra bize geri dönüş yaptı. Yani gazilik buradan ötürü ortaya çıktı. O sorunları ben hiç yaşamadım. Çünkü benim zaten yani o, akşam 9'dan başlayıp ertesi gün sabah 9'a kadar 12-13 saatlik direkt canlı yayın görüntülerim MOBESE'lerde var. Yani kendi adıma. Yaşayanlar oldu. Bu gaziliği kötü niyetli kullanmak isteyenler oldu. Yani o gün başka şekilde yaralanıp bunu kullanmak isteyenler olmuş. Tabii devletimiz bunların çok çok hızlı bir şekilde açığa çıkarabiliyor. Yani şimdi doktor raporuyla, ortadaki doktor raporu var. Aynı zamanda yara durumuna baktığın zaman hemen anlaşılabiliyor. Bunlar çok ufak tefek böyle sıkıntılar olmuş. Onun dışında tabii ilk bir dönem şöyle oldu. Ya işte 15 Temmuz gazilerine farklı bir şey uygulanıyor. Farklı bir iyi niyet gösteriliyor. İşte tazminat veriliyor, maaş veriliyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Ben hiç maaş almadım. 15 Temmuz gazileri veya diğer gazilerimiz uzuv kaybı yoksa ve belli bir engelli oranına çıkmadıysa zaten maaş bağlanmaz. Yani bu yönetmelik böyle. Yani kanun böyle. Yönetmelik değil, çok pardon. Kanun bu şekilde bunu ifade ediyor. Ve burada vatandaşımıza aslında biz bir dezenformasyonla 15 Temmuz'u da gazilerin de şehitlerin de gölgede bırakma çabasıydı bu. Herhangi bir para alma durumu söz konusu değil. Tazminat belirlendi devlet tarafından yara durumuna göre ilk etapta, ilk bir ay, iki ay. Onda da ben kendi adıma söylüyorum, çok da şahit olduğum insan var. Ankara valiliğine çağrıldığımızda bir sürü insan bu tazminatından vazgeçti dilekçeyle. Tazminat da şehit çocuklarına vermek istedi. Ben gözümle işte 15-20 kişinin gözümün önünde yaptığını gördüm. Ben de onlardan birisiyim. Dilekçeyle biz tazminat hakkımızdan vazgeçtik. O dönemin parası çok önemli değil. Ama şehit çocuklarına verilmesini talep ettik. Ankara valiliğine bu şekilde ilettik. Tabii bunun parasal bir karşılığı olamaz. Yani. Allah razı olsun. Hasan Hocam, şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir de senin vurulmuş ve 10 saat kadar mücadele etmiş, hı hı, ve sonra da hastanede gözünü açtın anını dinleyebilirim. Tabii ben işte o Genelkurmay önüne geldim. Tabii yaralıyı taşıdık. Yaralıyı taşıdıktan sonra zırhlı piyade taşıma aracındaki asker söz dinlemeyip taradığı için bizi yaralandık. Ben aynı zamanda şeyde de tankın üzerinden düştüğümde de omuzum çıktı ve topuğum çatladı. Tabii yara bir tane olmuyor. Şimdi cephede olunca çok bir tane yarayla bitmedi bu iş. Yara çoktu. Çok şükür atlattık ve ben o süreçte şöyle sabaha karşı yine yaralı taşıma niyetiyle Genelkurmay'ın önündeyiz. Sabah 9 civarı. Ben de orada bir vatandaşa rica ettim. Çünkü artık başım dönüyor ve her tarafı flu, beyaz görmeye başlamıştım. Ben herhalde bayılacağımı anladım. Orada bir vatandaşımıza rica ettim. Ya ben buraya oturayım. Ben yani şehit olmadım, ölmedim. Beni buradan hastaneye götürtür müsünüz? Çünkü orada yerde yatan vefat etmiş insanlar vardı. Rica etsem bakın beni burada unuturlarsa saatlerce burada durabilirim. Tamam sen merak etme yeğenim diye hitap etti amca. Beni oturttu ve ben gözümü açtığımda Atatürk Hastanesi'ndeymişim. Saat 17 civarı, 16-17. Ne kadar süre kendinde olmadı? 7-8 saat civarı. Ve ben uyanır uyanmaz hemşire hanımı çağırıp dedim eğer Cumhurbaşkanı görevde duruyor mu dedim. O da tabii şok oldu. Bir de ben yüzüstü uyandım. Çünkü ayağımı alçı almışlar. Uyandığımda bacağımı hissetmiyordum. Çünkü alçılı olduğu için kalkmayınca herhalde bacağımı kestiklerini düşündüm.
O heyecanla bir de hemşire bağırarak, biraz sert hitap ederek, Cumhurbaşkanı görevde mi? Beyefendi sakin olun diye geldi. Bir daha sordum, Cumhurbaşkanı görevde mi? Bir daha geldi. Ya dedim ki, hükümet duruyor mu? Şimdi hükümet duruyor mu durmuyor mu sorusu benim için çok kritik. Çünkü ben burada alınacak mıyım alınmayacak mıyım sorusunun cevabı aslında. Evet. Yok dedi, sakin olun, her şey kontrol altında falan. Dedi niye onu soruyorsunuz, siz yaralısınız, sakin olun. Dedim yani şimdi ben orada şunu düşünüyorum. Hani biz tabii o gece atlatıldı ama sabaha karşı olduğunu bilmediğimiz için. Bu senaryo çok şükür ki bir sürü insanımız, kahramanımız sayesinde, 251 şehidimiz sayesinde bu senaryo bu şekilde evrildi. Şöyle bir senaryonun ters döndüğünü düşünseniz, Allah korusun, o gece sokağa çıkanlar bugün ne olarak hitap edilecekti? Neredeydik biz? Sonucumuz ne olacaktı? Yani sonumuz ne olacaktı? Kimse bunu düşünmüyor. Tabii insanlar için kolay işte. Sokağa çıktın, gazi oldun, şu oldun, bu oldun diye tabii karşı insanlar da oldu kötü niyetli ama bu senaryonun da tabii hiç kimse o gece gazilik olduğunu bilmeden, şehitlik olduğunu bilmeden çıktı sokağa. Demokratik evet. Hakkımızı savunmak için çıktı hocam, aslında. Hocam son cümlelerini bağlayıp bir iki şeyle beraber kapatalım. Çünkü o kadar çok konuşacak şeyler tabii var ki. Yani her gün bu programı yapsak bir sene sürer. Bu kadar insanlar anı biriktirmiş, tabii, mücadele etmiş. Son olarak ne söyleyebilirsin? Yani bu Türk gencine, Türk milletine, vatanına, milletine sahip çıkma konusunda. Genç nesillere en azından 15 Temmuz'da biz işte Çanakkale ruhunu bir daha aktarabildiğimizi düşünüyorum. Bizim milli irademizin, birliğin, beraberliğin önemini gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bu millette, bu milletin aslında birliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir daha gördük 15 Temmuz'da. Son günlerde yaşadığımız işte Avrupa Kupası'nda yani herkes bir hareket yaparken bizim futbolcumuzun yaptığı bir hareketten nasıl bir mağduriyet yaşatıldığımızı, iki maç ceza almasını, Merih Demiral'ın hiçbir sebep yokken alınması aslında onun üzerinden görebiliyoruz ki biz birlik haline gelebiliyoruz. Böyle durumlarda bakın ne sağ ne sol kimse hiçbir şekilde karşı çıkmadı. Merih Demiral gerçekten gerekeni belki o anki heyecanla onu yaptı ama verilen ceza çok ağırdı. Bizim için önemli olan milli birliğin, milli iradenin önemi, demokrasinin önemi özellikle. Türk genci bunu bilmeli. Yani genç nesiller bunun farkına varmalı. Tabii böyle kötü anılarla olmasın ama demokrasinin önemi, seçme seçilme hakkının burada ehemmiyet gösteriyor. Sonuçta seçtiğimiz bir cumhurbaşkanı var, seçtiğimiz bir devlet yönetimi var. Buna saygı gösterilmesi, bu askeri vesayet olsun veya başka yollarla bunun vatandaşın da gerektiğinde, Türk milletinin de gerektiğinde demokratik hakkını koruyabileceğini gösterdik. Buradan şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Gazilerimizin ağır, hala ağır yaralı gazilerimiz var. Onlara da şifalar diliyoruz inşallah. Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz bu programı sağladığınız için. Şimdi 15 Temmuz 2016 bir destanın yazılış tarihidir. Biz millet olarak her dönem destan yazmaya alışık bir milletiz. Biz Şerife Bacı'nın, Nine Hatunların, Sütçü İmam'ın, Seyit Onbaşı'nın torunlarıyız. Biz millet olarak güçlüyüz, asiliz. Kesinlikle ve kesinlikle, altını çizerek söylüyorum, esarete kesinlikle Türk milletinin kaldırabileceği bir durum söz konusu değildir. Biz kimsenin boyunduruğu altında yaşayacak, kimseye itaat edecek bir millet değiliz. Şimdi 15 Temmuz bize yakın tarihimizde iyi bir ders niteliği verdi. Arif Nihat Asya hocamız, şairimiz ne dedi? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Teşekkür ediyorum. Ve yine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.